Çevikli meydandan yukarıya doğru devam edeceğiz. Tavşağa geleceğiz. Buradan da ilerleyeceğiz. Niye ana sıkıntı şuradaki bu topografyadaki eğimden kaynaklı. Burada hızlı yağışta ani su birikintisi aşağıya iniyor ya. Aslında evet. Bu Menderes Caddesi, Erdem Caddesi evet. Bu taraflarda birikiyor. Şu işlemleri söylediğiniz zaten yapıldığında büyük ihtimalle problem çözülmüş oluyor. Kökten çözmüş oluyoruz. Ana arter oluşturmuş evet. Oluyoruz zaten. Bütün sular ana arterde toplanıyor. Orada öyle rahatsızlık evet, veriyor. Aynen öyle oluyor. Biz bu yaptığımız hani mansaptan alıp geldik ya. Evet. Yaptığımız yerlerde hiçbir sorunla karşılaşmıyoruz. Sorun yapmadığımız yerlerde. Dolayısıyla biz şimdi peyderpey yapıyoruz ve mesela şu arada kalan ufak tefek şey. Koza Ağaç'a doğru giden taraftaki imalatları tamamladık Koza Ağaç Deresi'ne. Bu kısımda Koza Ağaç Meydanı'na doğru giden imalatlar şu kırmızı işaret yere kadar tamamlandı. Orası da çözüldü örneğin. Burası da Uğur Mumcu'ya giden. Zaten şurası çevik bir meydan ya. Şurada kaldık zaten değil mi şu tam, an? Burada tam şurada kaldık. İşte şimdi tam şurada kaldık. Şu devlet hastanesinin hemen önünde şu kırmızı nokta görünüyor. Burası Forbes Caddesi. Var 600'lük kanalizasyon atık su hatları. Onları da yeniliyoruz. Evet. 40 kilometresini yakın zamanda yapmışız zaten. Aynen. Bunları da tamamlarsak büyük ölçüde çözmüş olacağız taşma sorunu. Özmen Caddesi'ne, Erdem Caddesi'ne oralara dönebiliriz. Gazeteci yazar İsmail Sivri bulvarına geçebiliriz. Şurada. Kaldırım seviyelerinin çok üstünde çıkıyor. Dün kapıdan gelen kol buradan geçip devam ediyor aşağıya doğru. Evet. Projemizde olacak. Bunu bizim ikinci etap dediğimiz proje kapsamında buraya ele alacağız. Zaten şu ikinci etap bu bütün kanayan yarayı kapatıyor. Kalıyor. Aynen. Şu şurası da Gazi Osman Paşa Caddesi. Aynen. Aynen. Oralarda da top. Evet. Çukur olan yer burası. Bir iniş çıkış. Evet.